Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici fiyatları Mart'ta aylık %0.6 artarak Ekim'den bu yana en hızlı artışını gerçekleştirdi. Beklenti 0.3 artıştı. Üretici fiyatları aynı dönemde yıllık bazda %2.2 arttı. Beklenti 1.9 artış yönündeydi. Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları 196 binle 49 yılın en düşüğüne geriledi. Beklenti 210 bindi. New York Fed Başkanı Williams, Amerikan ekonomisinin hala pozitif ivmeye sahip olduğunu, bununla birlikte %2 altına kalan enflasyonun beklentilere etkisi konusunda endişeli olduğunu belirtti. St. Louis Fed Başkanı Bullard, politika yönlendirmesinden sabırlı kelimesinin yakın zamanda kaldırılmasını istediğini söyledi. Bullard, faiz indiriminin ekonomik beklentilerde aşağı yönlü sapmalar olması halinde mümkün olabileceğini belirtti. Amerikan Merkez Bankası Fed üyelerinden Brainard ise para politikasına sabırlı yaklaşımını süreceğini vurgularken enflasyonun %2'de çıpalanmış kalmasına odaklandıklarını belirtti. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari faiz artırmanın muhtemelen ücretlerdeki artışa zarar vereceğini söyledi. Kashkari enflasyon hedefin altındayken frene basmanın manasız olduğunu da savundu. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kurt Dove, Amerikan Merkez Başkanı, Merkez Bankası Başkanı Powell'ın anlaşmazlıklarına rağmen iyi bir iş yaptığını ancak Fed'in 50 baz puan faiz indirmesi gerektiğini savundu. Kurt Dove, muhtemelen hayatımda bir daha hiç faiz artışı görmeyeceğim ifadesini kullandı. Uluslararası Para Fonu, Amerikan Başkanı Trump'ın Fed'e yönelik baskılarının Amerikan ekonomisi için tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Çin'de yıllık enflasyon Mart'ta beklentiye paralel %2.3 arttı. Üretici fiyatları ise aynı dönemde yıllık bazda %0.4 artarak beklentiyi karşıladı. İngiltere ile Avrupa Birliği Brexit'in 31 Ekim'e kadar ertelenmesi konusunda anlaştı. İngiltere Başbakanı May, yumuşak Brexit'i garantilemek için İngiliz parlamenterlere yönelirken, Türkiye tipi Avrupa Birliği anlaşmasının İngiltere'ye ticarette esneklik vermeyeceğini söyledi. IMF Başkan Yardımcısı Lipton, merkez bankalarının destekleyici politikalarına rağmen oynaklığın piyasaları terk etmediği ve politika yapıcıların kırılgan küresel ekonomi ortamında yanlış adımlardan kaçınması gerektiğini belirtti. Türkiye'de cari işlemler dengesi Şubat ayında beklentilerin hafif altında 718 milyon dolar açık verdi. Yurt dışı yerleşik kişiler 5 Nisan haftasında net 156.4 milyon dolarlık hisse senedi ve 38.9 milyon dolarlık tahvil satışı yaptı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 5 Nisan'la biten işlem haftası 800 milyon dolar azalarak 181.1 milyar dolara geriledi. Bireysel döviz mevduatı 6 ay kesintisiz artışın ardından seçimi takip eden haftada ilk kez düştü. KGF tarafından sağlanacak kefalet desteğiyle Avrupa Birliği tarafından yürütülen COSME programı kapsamında KOBİ'lere 3 milyar liralık kredi kullandırılabilecek. Ve Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptaline dair Büyükçekmece başvurusunun görüşmesini erteledi. Oy sayımı bitince YSK AK Parti'nin İstanbul Büyükçekmece'de seçim iptali talebini birleştirip görüşecek. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda perşembe gecesi itibariyle karşınızdayız. Şu dakika itibariyle piyasalardaki gelişmelere ve gündeme göz atalım efendim. Amerikan Merkez Bankası'nı aslında gündemimizin ilk sırasına aldık. Dün akşamdan itibaren gelen tutanakların ardından bolca Fed Başkanı, bölgesel Fed Başkanı'ndan görüş aldık ve bu Fed Başkanları'nın görüşleri bir tarafta. Bir tarafta da hem Beyaz Saray efendim ekonomi danışmanı Kudlow'un faiz indir çağrısında bulunması, IMF'nin Amerikan yönetimini uyarması, artık Trump'ın ya da Amerikan yönetiminde Beyaz Saray'dan gelen Fed'e yönelik baskıların, Amerikan Merkez Bankası'na dönük çağrıların ileriki dönemde Amerikan ekonomisi için iyi olmayabileceği konusunda IMF'in de uyarıları var. Avrupa tarafına baktığımızda ise yumuşak bir Brexit, Brexit tarihinin ötelenmesi Ekim ayına kadar efendim 5 saatlik o acil zirvenin ardından 31 Ekim'e uzatılması Brexit'in, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının, bu yine rahatlatacak bir gelişme olarak ifade edilebilir. Ama içeride bizim
hala belirsizliğimiz var. Nedir o? İstanbul seçimleri. İstanbul'a dair Yüksek Seçim Kurulu'nun son kararını, nihai kararını bekliyoruz. Önce Büyükçekmece'yi kararı verecek, belki sonradan tüm İstanbul'a dair bir karar verecek mi diye merak ediyorduk. Bugün kararı erteledi Büyükçekmece konusundaki oy sayımının bitmesi gerektiği ve o birleştirme tutanaklarının nihai halini almasının ardından sanıyorum tüm İstanbul'a dair kararı beraber verecek. En azından sızan bilgiler, gelen haberler o yönde Yüksek Seçim Kurulu ve İstanbul takvimine ilişkin. Borsa İstanbul'da bu çerçevede satış devam ediyor. Dün de satış yemiştik. Bugün seansın sonuna doğru bir anda satışın hızlandığını, %1'e yakın Borsa İstanbul'un düştüğünü gördük. Bu arada CDS cephesinde hala gevşeme yok. Türkiye'nin risk primi dediğimiz 5 yıllık CDS'lerde 430'lu seviyelerdeyiz. 400'ün altında bir süre kalmıştık ama son 2-3 gündür yeniden kademe kademe yukarıya doğru gidiyor. Birazdan son rakamı sizlerle paylaşacağım ve döviz tevdiat hesapları ilk yani 25 haftadır ilk defa diyelim. Geçen hafta seçim sonrası ilk hafta yerleşikler içeride döviz mevduatı olan bireyler dövizlerini bozdurmuşlar. Yaklaşık 800 milyon dolarlık bir geri çekilme ama hala 180 milyar doların üzerinde bir döviz tevdiat hesabıyla karşı karşıyayız. Efendim birazdan iki değerli konukla buluşacağız, sohbet edeceğiz. Gizem Öztok Altınsaç bizler olacak. Aynı zamanda HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy da canlı yayında konuğumuz. Şöyle bir rakamlara bakalım ardından sohbetimize başlayacağız. Dolar TL 5.73.15'te gün içerisinde 5.75'i gördük. Euro TL 6.46, Euro Dolar 1.12.55'te. Borsa İstanbul %1'e yakın aşağıdaydı. Gün içerisinde Dolar TL grafiğine hızlıca bakalım. Kurun akşam saatlerine bir kez daha yukarıya gittiğini görüyoruz. 5.67, 5.75 ve 5.75.50 gün içerisinde zirve. Türkiye'nin CDS'leri demiştik. 5 yıllık CDS'ler ekranlara geliyor. 434 seviyesindeyiz. 360-370'lerden yeniden 400'ün üzeri ve 400'ün üzerinden de daha yukarı. Burası da CDS, düzeltiyorum, swap tartışmasının olduğu dönemdeki CDS'in yukarıya doğru 450-460'lara doğru çıktığı yer. O swap olayı normalleşti. CDS'in risk primimiz aşağı geldi. Ama yeniden artık seçim belirsizliği mi başka S-400 mü bilmiyoruz. İçeride CDS'lerin yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Tahvil faizlerine bakalım. 2 yıllık ve 10 yıllıklar ekranlarınıza gelecek. 2 yıllık tahvil faizinde 22-20'ye kadar hızlı bir tırmanış gerçekleşti kısa vadede. 10 yıllık tahvil faizimizde 17-38, 17,5 seviyesinin altına inmiş durumda. Bakalım Amerikan tahvil faizlerine. 2,5 seviyesinin tam da üzerindeyiz orada. Altın cephesinde ise bugün baktığımızda 1290 dolar çok sert bir geri çekilme. 17 dolar birden düştü. Ons altın 1290 seviyesine indi. Dolar endeksi 97 seviyesinin üzerinde. Petrol fiyatları nihayet bir miktar gevşiyor. 71 doların hemen altında Brent petrol. Amerikan tipan petrolde 63,5 dolara yakın %1,5 düşüşte. Amerikan endekslerine de bakıp hemen sevgili Melike'ye döneceğim efendim. %0,2-0,3 arasında endekslerde satış var. Melike'de bakalım hangi notlar var diyelim. Yine çokça veri. Melike ve bölgesel Fed başkanlarının açıklamaları ve Beyaz Saray'dan Fed'e faiz indir çağrısı. Evet, o zaten hiçbir şekilde bitmeyecek. Ancak faizlerin indirilmesi ihtimali gerçekten çok düşük ki zaten New York Fed Başkanı John Williams da bunu yineliyor. Şimdi bugün itibariyle sabah tam rallide başladık derken kırmızılara döndük, geriye döndük. Çünkü hacim çok azaldı şu saatlerde. Şu son 1,5 saattir hacim azalırken hazinenin de 2,5'ların üstüne düştüğünü çıktığını görüyoruz. Sen de söyledin, 10 yıllıklar 2,5'ların üstüne kendini attı. Ve bir yandan da Fed başkanlarının sözleri dinleniyor. Büyüme %2'lerde kalacaktır diyor. Şimdi o onun biraz daha karamsar bir tahmini. Ancak 196 binlik istihdam gayet iyi, ne faiz artışı diyen bir Williams da var karşımızda. İşte bütün bunlar devam ederken ekonomik veriler, özellikle üfenin yine çıktığını ama enerji fiyatlarının artışından çıktığını gözlemliyoruz. Bir yandan da 50 yılın dibinde işsizlik sigortası başvuruları var. 210 bin beklenirken 196 bin geliyor. Bir önceki dönemde aşağı yönlü revize ediliyor ve bütün bunlar bize
istihdam piyasasının iyi olduğunu zaten gösteriyor. Ve Bloomberg Tüketici Güven Endeksi 59'ların üstüne attı kendini. Ve tam anlamıyla baktığımızda Fed faizleri artıracak hesaplaması şimdi yapılıyor. Tam indirmeli değil Trump'ın veya Kudlow'un dediği gibi. Ama şimdi Trump'ın hem göçmenlik açısından hem Assange'ın, WikiLeaks'in başının yakalanması ve hesap hapishaneye atılması ile birlikte onun WikiLeaks'le ilgili hiçbir bilgim yok demesi açısından şu anda medyada negatif bir şu anda zaten yargı var kendisiyle alakalı. O yüzden borsa Trump'ın, Kudlow'un dediğini çok fazla dinlemiyor veya fiyatlamıyor. O bir yandan Fed'e bakıyor, bir yandan da gelen verilere şu an itibariyle. Bir yandan da şimdi ABD-Çin arasındaki bir ilişki dün akşam saatlerinde Steven Mnuchin dediğine göre rapor karşımıza çıkacak dendi ama hiç onun dışında başka bir haber gelmedi. İşte bu da biraz negatif bir baktığımızda etki yarattı borsayla alakalı. Aynı zamanda bankalar şimdi yarın JP Morgan ve Wells Fargo ile başlayacak birinci çeyrek karlılıkları var ve önce bankalarla başlıyoruz. Bankaların birinci çeyrek karlılığının artması bekleniyor ama genel anlamda birinci çeyrek karlılığı %4 artmamış, düşmüş. Bu da moralleri bozdu. İşte bununla birlikte borsa şu anda satışlarda. Petrole baktığımızda o da aynı şekilde düşüyor. Çünkü ABD raporuna göre envanterler 2017 rakamlarının çok çok üstüne çıkmış. Zaten envanterler ne zaman bu kadar yukarı çıksa arz talep meselesi nedeniyle hemen petrolün de düştüğünü gördük. Altında güvenli liman değil, altında da düşüş var. 1300'lerin altına dünden beri düşüyor, düşmeye devam ediyor. Borsada düşüyor. Bugün itibariyle düşmeyen bir varlık neredeyse yok diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Meli hikayene çok teşekkür ediyoruz efendim. Kapanışta bir kez daha karşımızda olacak. Dönüyoruz stüdyomuza. İbrahim Aksoy bu akşam bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk. İbrahim, Gizem Öztok Altınsaç hoş geldin. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz sizler de hoş geldiniz. Bir yapısal reform programının ardından Asaf Hoca ve Ege Hoca ile piyasaları konuşacağız. Piyasalara dair sorularınızı, mesajlarınızı @bloomberg.et'den Twitter'dan bekliyoruz. Hem İbrahim Aksoy hem de Gizem Öztok Altınsaç'a sorularınızı iletin lütfen diyeyim. Önce Gizem'le başlayacağım İbrahim izninle. Sonra sohbetimize efendim senle de devam edelim. Bu Amerika'daki tartışmalarla istersen başlayalım. Yani Fed'e bir faiz indir çağrısı var. Beyaz Saray ekonomi danışmanından IMF de artık yeter diyor. Yani bu işi bu kadar çok Fed'e baskı kurmayın diye, müdahale etmeyin diye uyarıyor. Ne dersin Amerika'daki tabloya, bu tartışmaya dair? Yani daha çok Beyaz Saray'ın işe müdahil olma çabasından ziyade o biraz daha hani ileride seçimler var. O politikaya yönelik olur da ekonomi yavaşlar ise hani daha çok Fed faiz indirmedi gibi konulardan gündeme gelebilir. Ama benim için esas önemli olan son dönemdeki Fed konuşmalarında Williams'ın açıklamaları, diğerlerinin açıklamaları, hepsi dikkat ettiysen enflasyon beklentilerini işaret ediyor. Ve aslında şöyle bir korkusu var Fed'in. Biz bu enflasyon beklentilerini doğru çıpalayamazsak, evet bugünün konusu değil ama bir şekilde enflasyon yeniden yavaşlamaya, düşmeye başlarsa alanı yok ve bunu önleyecek politikalar almaya, önlemler almaya şu aşamada çabalıyor. Her ne kadar şöyle bir cümle kurulmasa bile Fed'in de bir deflasyon korkusu altta var. Çünkü ekonomi yavaşladığı anda çok enflasyon, şu günün konusu değil bu arada. Ama bunun korkusuyla önden alınmış bir takım kararları söz konusu. Hele ki gerekirse de faiz indirimi yapılır gibi Clarida değil de Bullard mı söylemişti? Hangisi söylemişti? Williams değil de bir tanesi Bullard söyledi. Faiz indirimi ekonomik beklentilerde aşağı yönlü sapmalar olması halinde mümkün evet, olabilir. Mesela bu beklenti yönetme anlamında çok önemli bir cümle. Demek ki burada bir korku var ve o beklentiyi yönetmek adına bu tarz cümleler kuruluyor. Dediğim gibi benim için en büyük risk ABD'yi de geçtim. Avrupa'nın giriyor, çok hızlı resesyona giriyor ve ciddi anlamda bir deflasyon riski var. Draghi'nin dünkü konuşması da bana göre yani son derece olayı azımsar nitelikteydi. Çok daha hızlı önlem alıyor olması lazım ECB'nin ki Avrupa Merkez Bankası'nın adımıyla kurtulacak durum değil. Bankaların durumu çok kötü Avrupa'da. Peki
İbrahim Aksoy'a döneyim. Bu Amerika'daki tartışmaları ve Amerikan Merkez Bankası'nın bundan sonraki politikasını nasıl öngörüyorsun? Aslında şimdi sene başından itibaren ABD Merkez Bankası'nda ciddi bir tavır değişikliği gördük. İşte geçtiğimiz haftalardaki toplantısında bu sene için iki tane olan faiz artışı beklentisi sıfıra indirildi. Ya da işte bilanço küçültme süreci piyasanın beklediğinden daha erken bir tarihte sonlandırıldı. Ya da bilançonun büyüklüğü piyasanın beklediğinden daha yüksek bir seviyede kalacak vesaire vesaire. Şimdi burada aslında benim gördüğüm şu, ABD Merkez Bankası'nın para politikası tavır değişikliği öyle bir şekilde oldu ki sanki ABD Merkez Bankası Euro bölgesi ekonomisine dair bir tavır değişikliği yaptı. Çünkü Euro bölgesi ekonomisinde çok ciddi bir zayıflama var. İşte PMI endeksleri 50'nin altına düştü. Çok ciddi tedbir alınması gerekiyor aslında Gizem'in söylediği gibi. ABD Merkez Bankası'nın tavır değişikliğini ben daha çok öyle bir ekonomiye yakıştırıyorum. Yani hani ABD'de bu tarzda bir yavaşlama yok. Evet, 2-3 tane faktöre değindi ABD Merkez Bankası bu tavır değişikliğini yaparken. Birisi ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair riskler, yani ticaret savaşlarına dair riskler. İkincisi küresel büyümede yavaşlama endişeleri. Bir diğeri de hani küresel piyasalarda oynaklık. Şimdi bu tarafa baktığımızda bu üç faktörden ikisi aslında önemli ölçüde düzelmiş durumda. Hı hı. Ticaret görüşmelerinde olumlu bir seyir var. En azından ifade edilen bu taraflar tarafından. Diğer taraftan küresel piyasalarda oynaklıkta ciddi anlamda azaldı ve riskli varlıklarda bir rally görüyoruz. Şimdi bu noktadan sonra eğer bu gelişmeler bu şekilde devam ederse FED para politikasını gevşetmeye yönelik adımlar atmaya başlarsa ya da söylemini o yönde değiştirirse bu piyasaları bir miktar rahatsız edebilir bence. O yüzden IMF'in ben yaptığı uyarıyı çok yerinde buluyorum. Yani hani ben hani bunu %100 bilmemiz mümkün değil ama ben bir miktar hani Trump'ın geçtiğimiz aylarda söylediklerinin etkili olmuş olabileceğini düşünüyorum. Fed'in bu tavır değişikliğinde. Çünkü bakıyoruz Trump'ın Fed'e getirmek istediği adaylara hani çok farklı sektörlerden... Çok tartışmalı bir iki aday. Adaylar olabiliyor. Evet. Biz, biri pizza şirketinin eski yöneticisi. Hani ekonomi tarafında direkt para politikası tarafında hiç tecrübesi olmayan kişiler olabiliyor. Pizza da var tecrübesi. Evet hani benim gördüğüm Trump bu uyarıları yapmaya başladıktan sonra FED üyelerinden de bu yönde uyarılar diyeyim artmaya başladı. Hani biraz şu beni endişelendiriyor açıkça söyleyeyim. %100 bunu bilmek mümkün değil ama acaba Trump'ın uyarılarına paralel uyarılar yapıyor olabilir mi bu FED yetkilileri? Yani o yüzden yani FED üyeleri Amerikan Merkez Bankası Başkanı, Amerikan Merkez Bankası Başkanı gibi oldu şimdi konuşmalarıyla gerçi ya. FED üyeleri Amerikan Başkanı Trump'ın söylemlerinden etkilenmiş olabilir diyorsun. Olabilir. Bu bir ihtimal. FED tabii şunu söylüyor. Ben işte medyan tahminler şuna işaret ediyor. Bu sene faizleri sabit tutacaklar. Piyasa gerçi bir tane faiz indirimi fiyatlıyor bu sene içinde. Şimdi eğer dediğim gibi hani piyasa zaten normale döndü. Ticaret görüşmeleri de iyi gidiyor. Hani küresel ekonomide biraz toparlanırsa FED bu söylemini devam ettirirse o biraz dolara yönelik küresel algıyı bozabilir. Çünkü tüm ülkelerde aslında biz bunu gördük. Para politikasının bağımsızlığına dair tartışmalar para birimine ciddi zararlar verebiliyor. Bunun için erken ama yine de yılın kalanında biz bu gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Peki. Bu arada FED ortalama enflasyon hedeflemesine geçmeye hazırlanıyor. Dolayısıyla böyle bir politika değişikliğinde zaten şu aşamada faiz arttırımı söz konusu olamıyor. Buna da bayağı 1,5 yıldır çalışıyorlardı. Fiyat seviyesi hedeflemesi mi, öyle mi böyle mi vesaire derken. Şimdi daha netleşen bir şekilde yavaş yavaş ilerleyen dönemde duyacağız. Ortalama enflasyon hedeflemesine geçecek. Bu bir anlamda ben politikamı öyle yukarı yönlü hareket ettirmeyeceğim. Faiz arttırımı söz konusu değil. Enflasyonun da bu hedefi aşmasına izin vereceğim demek. Basit tabiriyle teknik olarak açıklaması bir miktar daha farklı. Dolayısıyla da bundan sonraki aşamada ben zaten hani Trump'ın kelimeler böyle oluyor olabilir ama FED'e müdahale etme durumunda yani piyasanın bu tarz bir şey düşüneceği bir ortamda fiyatlamanın zaten
farklı olmasını da beklerim. Peki, bu arada Fed Başkan Yardımcısı da Fed için sabırlı yaklaşım uygun açıklamasını yapıyor. Şu dakikada onu da ekranlarınıza yansıttık. Ed Bloomberg'den Twitter'dan gelen mesajlarınıza şöyle biraz bakıyorum. Tabii Avrupa'dan her iki konuğumuza bahsetti. İlham Bey diyor ki Avrupa'nın verileri son iki ayda kötü geliyor. Tamam ama diyor borsalar yükseldi, bu nasıl oluyor? Hakikaten MSCI Avrupa Endeksini şöyle bir bakalım dedik. Yukarıya doğru gidiyor yani Avrupa'daki işte daha düşük enflasyon yumuşuyor ya da büyüme yavaşlıyor. Almanya'nın durumu ortada, gelen veriler cephesinde ama borsalarda bu, evet, bu endişe, bu korku fiyatlanmıyor. Bu nasıl oluyor Gizem? Çünkü finansal koşullar görece bir miktar yavaşlamış durumda ama bu böyle gidecek değil. Yani borsanın fiyatlamasının illa doğru olduğunu söylememiz, hani diğer kesimleri anlıyorum. Global tarafta tüm piyasalarda bir iyimserlik söz konusu. Avrupa endeksi de bundan nemalanıyor şu aşamada. Bence hala da Avrupa piyasası, mesela Alman 10 yıllıklarına baktığında -0.09 seviyesinde olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla orada belirgin bir resesyon fiyatlaması zaten başlamış durumda. Bilemiyoruz tabii, kenarından dönebilir Avrupa ama ben şu gidişatta çok resesyondan, yani resesyon denir, çok sıfıra yakın bir büyüme denir. Yani belirgin bir yavaşlamadan bahsedelim, ismini koymayayım. Hı hı. Çok kaçabileceğini düşünmüyorum. Onun fiyatlamasının da henüz olduğu kanaatinde değilim. Gelecektir. Olursa daha da belirginleştiğinde gelecektir. Evet, bu da Almanya'nın 10 yıllık tahvilinin faizi, olmayan faiz yani sıfır. Eksi, evet. Evet, eksi noktasında sıfırın altına doğru inmiş. Amerika'da 2,5'lar olan 10 yıllık tahvil faizi Almanya'da neredeyse sıfır seviyesinde. 0,50'lerden gelmiş. Geçen ne sene, zaman? Ekim ayında. Geçen yani sene, çok yakın bir zaman önce, 6 ay önce. Evet. Oran olarak bak, yani 0,50'den 0'a gelmiş değil ama oran olarak baktığımızda müthiş bir, değil mi, düşüş var. Evet. Alman 10 yıllık tahvil faizindeki hani resesyon, yavaşlama, her şey, korku. Hepsi burada da Avrupa için, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizine galiba fiyatlanıyor. Ne dersin burada? Evet, aslında o 10 yıllık tahvil faizinin 0,50 olduğu dönemlerde Avrupa Merkez Bankası'nın bu yılın yaz aylarında bir faiz artışı yapacağı fiyatlanıyordu. Şimdi o fiyatlardan tamamen çıkmış durumda. Euro bölgesinde yavaşlamayı aslında biz 2018 yılının başından itibaren görüyoruz. Ama yılın ilk aylarıyla beraber bu yavaşlama keskinleşmiş durumda. Hatta işte PMI endeksi 50 seviyesinin altına düştü dedik. Biraz bu tahvil faizlerindeki geri çekilme de o fiyatlanıyor. Avrupa Merkez Bankası ben işte sene sonuna kadar faizi bu seviyelerde tutacağım diyor. Hı hı. Onun dışında bir de bu LTRO, işte uzun vadeli kredi imkanı sunulacak Avrupa bankalarına. Bunların hepsi birleştiğinde tabii burada bu düşüşte Fed'in para politikasına dair tavrındaki değişikliğin de etkisi var. Çünkü küresel olarak etkide bulunuyor. Tek taraflı bunlar etki değil yani. Tabii tabii. Avrupa'da, Amerika'da Avrupa'yı etkileyebiliyor. Tabii tabii. Bu ABD 10 yıllı ile Almanya 10 yıllı birbirinin muadili diyelim. Hı hı. Eşdeğer ilaç gibi düşünelim bunları yani. Hani birinin faiz düşünce diğerinde faiz düşüyor. Hepsinin etkisi var. Almanya'da ya da Euro bölgesinin genelinde söyleyeyim, henüz ekonomik aktivitede bir toparlanma göremiyoruz. O yüzden bu seviyeler bir süre daha devam edebilir. Ya da işte Draghi'nin açıklamalarında vardı. Draghi şunu söyledi. İşte negatif faizlerin bankalara olan etkileri çalışılacak gibi ifadeler kullandı. Bu da şu demek aslında. Herhalde negatif faizler bir süre daha bizimle olacak ki Avrupa tarafında, Avrupa'da Euro mevduatlar tarafında Draghi böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyuyor ekibiyle beraber. Pardon, burada şunu altın çizmek lazım. Draghi o negatif faizlerin çalışmasıyla ilgili şunu söylüyor. Tiering dediğimiz piyasanın beklediği bazı bankalara farklılaşmış bir mevduat faizi, yani excess, fazla rezervlerine uygulanması söz konusu olabilir. Bunu Japonya yapıyor, İsviçre yapıyor. Şimdi -0.40'lık bir faiz var. Ben bankaya, Merkez Bankası'na gidiyorum, ECB'ye, paramı yatırıyorum banka olarak ve fazla rezervlerimden neredeyse vergi veriyorum eksi faiz olduğu için. Ve bu benim karlılık marjımı düşürüyor banka olarak. Bankalar da diyorlar ki bunu farklı bankalara farklı şekilde uygula. Herkese eksi faiz uygulama ki ben karlılığımdan yemeyeyim. Zaten bir sürü yerde problem yaşıyorum diyor. Aynı şekilde mesela bankaların değerlemelerine baktığında Avrupa bankalarının yerlerde sürünmeye başladı. Dolayısıyla negatif faizi çalışacağız demesi, yani artık çalışma, artık ne yapacaksan yap.
olması lazım bunun. Hala çalışılacak bir durumu kalmadı. O tiering sıkıntı işine. Sıkıntı yani değil kademeli mi? Bankaların işine gelmiyor. Evet, ayrıca Bankalar Birliği'nin vesaire kurulması lazım. Ya Avrupa'da, Avrupa Merkez Bankası ile hallolacak bir sorun değil maalesef. Avrupa'daki bankaların durumu şu şimdi aşamada. Türkiye'ye geleceğim ama son bu Avrupa'yı ve işte yurt dışı küresel piyasaları toparlamak adına aslında rahatlatıcı bir tablo İngiltere'den ve Avrupa Birliği arasındaki o müzakerelerden geldi. Hani bu nihayetinde bir sonuç olduğu için konuşalım. Yoksa Brexit konusunda 50 tane haber geliyor. Birbiriyle çelişen, birbirinin içine geçen. Ama sonuçta burada bir erteleme ve elimizde somut bir karar nihayet var. 31 Ekim'i ertelediler. Bu hani Fed'i bile belki endişelendiren, az önce girişte konuştuğumuz Fed'in biraz frene basması. Çünkü bir kez daha olmuştu. İngiltere nedeniyle, Avrupa'daki durum nedeniyle geçtiğimiz yıllarda Fed bir kez daha frene basmıştı. Bu sefer de belki ilk bu içine sene başında içine düştüğü durumda belki az önce bahsettiğimiz Trump'ın mesajları olabilir. Hükümetin kapanması, Avrupa'daki durum, Çin'le aradaki ticaret çekişmesi bunların hepsini bir araya topluyorduk. Ama şimdi İngiltere ve Brexit konusunun en azından bir süre ötelendiğini görüyoruz. Bu olumlu bir gelişme değil midir? Hem küresel risk iştahı açısından hem Avrupa ve dolaylı olarak Fed açısından. Tabii kesinlikle olumlu bir gelişme bu. Hani işte Mart sonlarına doğru çıkışın olması bekleniyordu. O süre işte Nisan ortasına doğru ötelendi. Şimdi daha uzun süreli bir erteleme için anlaşma olmuş gibi görünüyor ama şimdi evet bir miktar zaman kazanıldı. Fakat hani sorunlar çok ufak değil o tarafta. Hani kolayca halledilebilecek gibi değil. İngiltere'de Brexit anlaşmasına karşı çıkan kesimin temel kaygısı şu. İşte İrlanda'yla yani İrlanda Adası'nın güney kesimiyle Kuzey İrlanda arasındaki sınırın esnek kalabilecek olması. Yani hani burada işte Kuzey İrlanda İngiltere'ye bağlı. İrlanda Cumhuriyeti var güney tarafta. İrlanda Adası'nın güney tarafında. Bu aslında Avrupa hani, Birliği'nde. Yani evet, birbirlerine evet. Geçişi nasıl olacak? Evet yani bu ciddi bir kaygı orada hayır oyu verenlerde. Yani bu kolayca halledilebilir mi? Ben bundan emin değilim. O yüzden ben hani şunu düşünüyorum. Hani bana bazen bizim çalışım kurumda da soruyorlar. İşte sizin kurum da oralara biraz yakın. Evet 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 yani evet. Hani soruyorlar ne olur sterlin ne olur. Ben de açıkça onlara şunu söylüyorum hani samimi olarak söylemek gerekirse burada seyircilerinize de ifade edeyim. Brexit konusunda ne olacağını şu anda bence Theresa May de bilmiyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı da bilmiyor. İngiltere Kraliçesi de maalesef bilmiyor. Yani süreci yaşayıp göreceğiz. Bu tabii dediğin gibi Barış süre kazandırması anlamında olumlu bir adım oldu. Fakat önümüzdeki dönemde bu sterline dair ya da işte Brexit sürecinin küresel ekonomiye dair neden olabileceği belirsizliklere dair bir şey ortadan kaldırmış değil. Ama kesinlikle süre kazanılması olumlu. Bir süre kazandı. Bir de May diyor ki hala ben deneyeceğim diyor. Yani Mayıs'ta bu withdrawal agreement var, çekilme anlaşması. Ben bunu evet Ekim'in sonuna kadar uzatıldı ama ben hala deneyeceğim. Geçirmeyi diyor. Bilmiyoruz ne olur. Esas önemli konu 22 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu seçimleri var. İngiltere şimdi ona da katılacak bu durumda. Yani iş birazcık daha bence karışmış şekilde. Yani 31 Ekim'e kadar da yani biliyorsun aylar çok hızlı geçiyor. Yani çözülür mü? Çünkü esas sıkıntılı olan konuda bunu yapalım deniyor. Hayır. Şunu yapalım deniyor. Hayır. Çıkmak istiyorsunuz. Evet. Nasıl çıkılacak? Hiçbir şey kabul etmiyorsunuz. Dolayısıyla hani şu görüşe katılırım. Bence de kimse ne olacağını bilmiyor. Dolayısıyla da hani bu bir miktardan sürüncemede kalır. Aslında toplamda bakıldığında kötü bir şey. Sürüncemede kalması, belirsizliğin devam etmesi demek. Ha, kısa vadeli bir rahatlama olabilir. Ama işte bir duvara çarpma olmadığı için de piyasa hep bunu olumlu fiyatlamayı seçti. Evet ama bir noktadan sonra ya yeter bu işte bir türlü çözülmüyor deyip bambaşka bir fiyatlama işine de içine de girebilir. Bir de ek olarak şunu söylemek istiyorum Barış diğer konuda Fed'le alakalı olarak Çin, Avrupa, diğer Brexit, dışsal şoklardan hükümet bahsediyoruz. Falan. Yani, tabii o ABD'nin kendi içinde var olan bir şey. Fed'in temel derdinin evet bunların da etkisi vardır ama Fed'in temel derdi şu. %2'yi yakalayamıyor. Enflasyon ekonomi büyüdüğü halde şimdi Amerikan ekonomisinde çok büyük bir büyüyememe problemi var mı? Yok. Büyüdüğü halde enflasyonu yakalayamıyor. Demek ki bu adam azıcık yavaşlamaya başlasa enflasyon çok hızlı aşağıya düşebilir. Dünya yavaşlayıp bir de ABD ekonomisi etkilerse enflasyon
kontrol edilemez şekilde aşağıya gidebilir ve alanı yok çok Fed'in. Dolayısıyla bence temel kaygısı bu şu anda. Peki. Bir Burak Saltoğlu Hoca'yı dinleyelim. Bakalım o kötü kredilere ilişkin sevgili Burak Hoca neler söylemiş. Ardından içeriye efendim Türkiye konuşmaya başlayalım. Kesin olması lazım. Yani bir fon mesela EBRD'nin açıklaması doğru yanlış tartışılır ama bir yabancı fonu yani dışsal bir kaynağın kesin gelmesi lazım. Çünkü biz iç kaynaklarımızla bunu çözebilsek zaten çözerdik. Yani sadece ülkenin kaynaklarıyla bunu yaptığınızda ya bütçe açığı üzerinden faizi ve enflasyona bindirirsiniz. Yani ama sonuçta, ben yokum diyor devlet olarak. O zaman zaten hani kesinlikle dışsal bir kaynak gerekiyor. Gerekmeden de bankacılık sisteminin hani bir şekilde rehabilite edilmesi çok kolay değil. O zaman birisi girdiğinde de şunu yapması lazım. Hani ne diyoruz? Skin in the game. Yani biri elin taşın altın olacak ve o kötü kredilerden canlı böyle umut beklediklerini alabilmesi lazım. Yoksa yani orada herhangi bir kötü krediyi kurtarmak ya da tamamen artık önüme bırakılacak diyelim şeyi çıkarmayacaksınız oradan. Hani ucunda ışık var. Sadece bir kısa bir likitte çıkmazına girmiş ve ben bunu canlandırırım, büyütürüm diyebilecek bir fon olması lazım bir tarafta. Devletin bu fonun içerisinde belli oranda bir desteği, belki belli bir garantörlüğü olabilir. Örneğin enerji ise enerji fiyatına destek verebilir. Çünkü aslında enerjiyle inşaatı da bence bu anlamda ayırabiliriz. Yani birisinde muhtemelen daha çok yani ekonominin aşırı büyümesine gerek yok. Fiyatlama ve şey problemliydi ama inşaatta biraz fazla ileri gidildiği için bu arada bile bence bir ayrım olacaktır. Burak Hoca'yı dinledik efendim. Gizem Özok Altınsaç, İbrahim Aksoy burada. @bloomberg.at Twitter efendim adresimiz. Sorularınızı, mesajlarınızı bekliyoruz. Çok tabii şu döviz tevdiat hesaplarına ilişkin uzun süre sonra içeride o 800 milyon dolarlık düşüş konuşuluyor. Onu soracağım. İnşallah vaktimiz var değerlendireceğiz ama izninle İbrahim Aksoy Gizem'le başlayayım. Şu dünkü Sayın Bakan'ın açıklaması. Evet. Yeni ekonomide dönüşüm. Yeni yol haritası atılacak adımlar nasıl karşılıyorsun yapısal reform beklentileri ve ona dair söylenenler de vardı seni dinleyelim. Yine geçen hafta da söyledim yani yapısal reform diye bir şey beklememesin kimse diye çünkü yapısal reform gibi bir açıklama zaten gelmeyecekti. Zaten piyasada genel olarak böyle bir beklenti de yoktu. Biz daha çok özel sektör borçlanmasına dair nasıl önlemler alınacak, bilanço temizlemesine dair diye zaten hani Bloomberg'te çıkan haberlerde geçtiğimiz hafta EBRD çıktı. Sonra hafta başında, bu hafta başında bankalar, özellikle kamu bankalarının sermayelendirilmesine ilişkin evet, ve aynen o haberdeki gibi aslında benzer bir açıklama da geldi. Diğer meslektaşlar veya piyasa da öyle o kadar beklemiyordu zaten. Biz daha çok buna konsantreydik. Çünkü genel olarak Türkiye'nin şu aşamadaki ilk sorunu bu. Bunun çözülmesi gerekiyor. Ondan sonra atılacak adımlara bakılır. Yani benim genel olaya bakışım birazcık bu yönde. Diğer atılan önlemlerde de gelen diğer açıklamalar, bunu birazdan konuşuruz bankaların sermayelendirilmesini ama kıdem tazminatı olsun, vergilerle ilgili bu konulara ilişkin piyasayı tatmin edecek soru işaretlerine mahal bırakmayacak, vermeyecek şekilde açıklıyor olmanız lazım. X bireysel kadar her ne yapıyor iseniz X kadar meblağa şunu yapacağım, Y kadar meblağ bu olacak, yüzde şu kadar şu olacak gibi bir rakamsal iki detay soru işaretine sebebiyet vermeden sonrasında ne oldu? Ben bireysel emeklilik uzmanı değilim ama kıdem tazminatı konusunda milyonlarca şey yazıldı. Bir sürü eminim yarısı doğru, yarısı yanlış, yarısı anlayamama. Dolayısıyla bu tarz konular açıklanırken soru işareti bırakmayacak şekilde iletişim kurulmasında fayda olduğu kanaatindeyim. Onun dışında benim iktisadi görünümü... Bir şey söyleyeyim bu arada. Tabii. Mesela mali politika konusunda hani tasarruf noktasında Sayın Bakan o sunumdaki ilk görsellerden sanırım bu şu kadar tasarruf dedik, bu kadarlık tasarruf zaten yaptık. Yani tasarruf noktasında önemli bir noktaya gelindiğini son açıklamadan bu yana ifade etti bakan ama bir taraftan da burada da konuşuldu. Diğer ekonomistler de ifade ediyor. Seçim öncesi ilk çeyrekteki mali politikalarda, mali bütçe cephesinde sıkıntı var. Ciddi bir açılmanın olduğu. Evet. İşte orada IMF tanımlıya baktığında çok daha farklı bir tablo. Şu anki bizim tablomuza baktığında farklı bir tablo diye ifade ediliyor. Doğru. Hani biz bunu duyduk ama bir taraftan da tasarruf, çok önemli bir tasarruf rakamı vardı orada ekranda. Evet. Yani çok... Rakam vardı yani.
O anlamda rakam vardı ama hani çok mu üzerinde durduk 76 ile 44 rakamından bahsediyoruz. 76 dedik 44 evet, yapıldı biliyorum, diye. Biliyorum. Hani onun içeriğine dair evet, bilmiyorum. Ama yani. Piyasada bütçe aç evet. Aynen dediğin gibi içeriğine dair detay verilmemiş olması ama piyasada zaten şu anda birinci çeyrek sonu itibariyle ne durumda olduğumuzu zaten nakit dengesinden görüyoruz. Ve piyasa bu rakamları beğenmiyor. Net söyleyeyim yani bir açılma var bütçede belirgin şekilde. Tamam. Ve önden hızlı bir borçlanma da yapıldı. Bu da doğru. Zaten rakamlarda görüyoruz bunu. Dolayısıyla benim bahsettiğim rakam verme konusu o rakamlar değil. Diğer attığınız adımlarda zaten çok da fazla rakama boğulmuş bir sunum değildi zaten. 2-3 tane rakam gördük. Diğer attığınız adımlar konusunda vergiyle ilgili de açıklamalar yapıldı. Bunlar biraz muğlak ifadeler kalıyor. Bunun detaylandırılıp aksiyon olarak şunu yapacağız, bunu yapacağız, şu kadar meblağ etkisi olacak, şu kaynağı şuradan bulacağız şeklinde açıklamalar olur ise piyasa daha sever bu tarz ekonomik paketleri. Ama dediğim gibi bankacı, bizim için esas önemli olan sermayelendirme kısmı. Onun için geleceğim sevgili İbrahim Aksoy deneyim. Ne dersin? Ben dünkü senin öne çıkaracağın ya hakikaten bu piyasanın merak ettiği ve öne çıkaracağı bir şeydi ya da bak bu çok uzun vadeli çok iyi diyeceğim bir şeyler var mıydı? Şimdi önemli noktalar var tabii. Burada işte acil ihtiyaç olarak bankacılık sektörüne dair atılan adımlar var. Enerji ve inşaat sektörü kredilerinin ayrı fonlarda toplanması olayı. Nasıl olacak mesela? O da hani Gizem dedi ki hani burada da onu mesela nasıl olacağını bilmiyorum. Sermayelendirmeyi hayır. Bazı şeyleri biliyoruz. Sermayelendirme konusunu birazdan konuşuruz dedim. Diğer açıklamalar üzerine yorum tamam. yaptım ben. Banka sermayelendirmesi ayrı bir konu. Bu fon olayını biliyor muyuz? Nasıl olacağını? Fon olayında da hani çok fazla detay yok aslında. Sadece Sayın Bakan şunu ifade etti. Kamu olmuyor. Kamu bu fonun içinde olmayacak dedi ama alıcı kim olacak? Şimdi çok ciddi miktarda rakamlardan bahsediliyor. Sadece işte enerji sektörü kredileri geçtiğimiz aylarda 55 milyar dolar civarındaydı. Hani EBRD işte Avrupa İmar Kalkınma Bankası ya da IFC gibi kuruluşlar olabilir ama onların da bütçeleri belirli, yapacağı yatırımlar belirli ve bunlar hani o rakamların içerisinde sorunlu kredi ya da ileride sorunlu olabilecek kredilerin içerisinde çok ufak bir paya sahip olabilir. Orada halen çok net bir şey yok o yüzden. Şimdi diğer taraftan önemli bulduğum bir nokta da şu. Hazine kamu bankalarına 28 milyar TL büyüklüğünde bir tahvil verecek ve bir sermayelendirme yapılacak. Şimdi burada tabii sene başından beri baktığımızda kredi büyümesinin ana olarak devam ettiren kamu bankaları. Hemen hemen tamamı Türk lirası ticari kredilerden geliyor. Bunu sağlayan, bunu da tamamına yakınını kamu bankaları sağlıyor. Şimdi burada hani beni kaygılandıran unsur şu. 28 milyar TL'yi kamu bankaları alacak ve bunu muhtemelen Merkez Bankası'na teminat olarak verip Türk lirası kaynak elde edecekler orada açık piyasa işlemleri kapsamında. Ama geçen sene biz şunu gördük. 2017 yılında ve 2018'in bir kısmında şunu gördük. Kredi kullanımı sonucunda kredi kullanan şirketlerden bazıları döviz mevduatına döndü bu tutarları. Hani nasıl olsa ben düşük faizli kredi kullanıyorum. Dövizde de oynaklık yüksek. O yüzden biz bunun bir kısmıyla döviz alalım ve yatırım yapmış olalım gibi bir şey ortaya çıktı aslında. Beni kaygılandıran şu, acaba bu 28 milyarlık TL'lik kaynağın bir kısmı tekrar dövize döner mi? O yüzden ben biraz daha TL'ye dair olası implikasyonlarına bakmaya çalışıyorum. O konuya dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan diğer unsurlardan zaten Gizem bahsetti işte vergi konusu orada yapılacak düzenlemeler. Şimdi bir kaynak ihtiyacı var o çok açık. Çünkü işte tek seferlik gelirleri dışarıda tuttuğumuzda geçmiş 12 aya dair bütçe açığı Maliye Bakanlığı rakamının iki katı oluyor. İşte 85 milyar lira civarında bir bütçe açığı var. Ama tek seferlik gelirleri bunlar nedir? İşte Merkez Bankası karı. Onun dışında bedelli askerlikten gelen, imar barışından gelen o rakam aslında 175 milyar liraya yaklaşıyor hatırladığım kadarıyla. Yani bu şu demek, hazinenin şu anda kasasında 55 milyar TL'ye yakın bir nakdi var ki bu çok yüksek bir rakam aslında. Birkaç hafta önce bu rakam 85 milyar TL'ydi. Ama ben bu bahsettiğim iki faktörü bir araya getirince
Yani tek seferlik gelirler olmayınca bütçe açığı çok yüksek diyoruz ve hazinenin nakdi yüksek diyoruz ama eğer tek seferlik gelirler gelmezse ki önümüzdeki dönemde muhtemelen gelmeyecek, bu nakit çok hızlı tüketilebilir. O yüzden hükümetin bir nakit ihtiyacı oluşabilir önümüzdeki aylarda. Bu konuda hani vergi tedbirlerinin alınması doğru bir karar olabilir ama Gizem'in dediği gibi detaylar daha fazla olsaydı belki piyasalar o noktada bu tür tedbirleri daha olumlu karşılayabilirdi. Ama ben şu Gizem, sermayelendirmeyle ilgili konuya değineyim. İki tane şey yaptım. 28 milyarlık. 28 milyar o gene daha anlaşılabilir. Ötekisi daha önemli ve doğru bir adım olduğunu düşünüyorum ben bu arada. Şimdi bir kere bu 28 milyar TL kamuya ait olan kısım. Bankanın, zira uyduruyorum, X veya Y kamu bankasının çıkardığı bir bono var. Fakat bu bonoyu gidip Merkez Bankası'na teminat gösterip repoya konu edemiyor. Dolayısıyla da hazinemiz bununla özel tertip bir bono düzenleyip bono takası yapıyor. Bono swap'ı yapıyor ve diyor ki sen al bunu, çekirdek sermaye benzeri bir bonodur bu. Kendi sermayeni de güçlendir diyor. Ondan sonra gidip o X bankası, kamu bankası, Merkez Bankası'na bunu teminat göstererek repo yapabilir ve nakit sağlar. Bu şekilde bir nakit sağlamış oluyor. Şimdi bu nakit muhtemelen krediye dönecektir. Dövize bir de... O da olabilir. Dövize de dönebilir. Evet. Ama ben onların çok büyük yani... İkisi bu de değil, risk değil mi? Bu değil benim konum Barış. Bunların sermayelendirilmesi gerekiyor. Ve şu önemli bir şey. Mesela bu borcun parasallaştırılmasıdır. Debt monetization dediğimiz. Bunun çeşitli yan etkileri olabilir. Ama gene altını çiziyorum. Hmm. Burada sermaye problemi varsa en azından şu farkına varılmış. Benim anladığım Berat Bey'in sunumundan ortaya çıkan şey. Bu işin böyle gitmediği, bu kadar kolay kamunun inanılmaz bir kredi enjeksiyonu var. Vermesinin de aslında çok mümkün olmadığı bilançoları seviyesinde bunun anlaşıldığını görmek pozitiftir. İkincisi, ben zaten özel sektör bilançolarıyla alakalı çözüm bekliyoruz biz. Ve bu gelmeye başlamış. Nedir çözüm? Daha önceki durumlarda özel bankaların bilançosunun içinde kalıyordu gelen önlemlerle toksik varlıklar. Şimdi diyor ki ben bu toksik varlığı bilanço dışına çıkartacağım kardeşim. Ha, yöntemi, detayı ne kadar kesintiyle yapılır bunlar net değil ama ortaya konulan metodolojik olarak yapılacak şey az çok ortada. Nasıl yapılacağını merak ben ediyoruz ama. Anlatıyorum zaten şu anda. Hayır ama özellikle ben şunu merak ediyorum. Anlatıyorsun da senin anlattığın yani o hem gayrimenkul hem enerji noktasında o içerideki kötü kredilerin dışarı çıkarılması ve onların bir şekilde evet, birileri tarafından bir satın alınması söz konusu. Onu kim alacak diyoruz. Tamam anlatıyorum. Nasıl işte. Nasıl alacak? Kamu olmayacak tamam, diyor. Tamam devam etmeme şey yaparsan tamam, izin verirsen detaylı anlatmam lazım ki oraya geleceğiz. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Bunu kim alacak sorusu zaten ilk aşamada şu anda oraya gelene kadar şunu biliyor olmamız lazım. Bunu alacaklar var bu arada. Yani öyle yazılıp çizildiği gibi peki? Kim alacak o alacak diye. Şimdi bunu bir kere distressed fonları denen fonlar var dünyada. Bunu eğer doğru şekilde paketleyip SPV dediğimiz o özel maksatlı fonu kurup onun içine koyduğun takdirde zaten rating ajanslarından bir rating alıp bunu pazarlanabilir hale getirebilirsin. Bunu ilk defa Türkiye yapmıyor. Burada yapılmış örnekler var. Malezya'sı, Kore'si vesaire. Ve bu borcu sen alıp bu fonun içine koyduğunda bir kere debt to equity swap dediğimiz o borcu hisseyle değiştirme, sermayeyle değiştirme durumun söz konusu olabilir. Bu bir yöntemdir. Farklı bir menkul kıymetleştirme söz konusu olabilir. Ve EBRD ile IFC de bu yapının içinde olacak zaten. Buradaki durum şu, yani o haberler boşuna çıkmadı. Meblağ onların zaten düşüktür ama bunun gibi bir sürü fon olacak. Bunun içine BES de dahildir, varlık yönetim şirketi de dahildir. Benzer nasıl, şekilde BES fonları mı alacak? Olabilir, bilmiyoruz. Nasıl paketlediğine bağlı olarak düzgün bir şey kurarsan sistem bu değişebilir. Bu zor bir iş bu arada bunun halledilmesi. Ama kim alacak sorusuna gelene kadar ne kadarlık bir kesinti olacak? Bak mesela Meksika'da bu yapıldığında %70 kesintiye uğratılmış. Yüzlük borç 70'e her kata gidiyor. Yani geriye kalıyor 30'luk kesim. Bazen yüzlük borcu 6'ya 7'ye vermen gerekebiliyor. Tek tek sektör sektör bir de enerjilerde şöyle bir durum var. Doğalgaz ayrı, elektrik dağıtım ayrı. Bunların hepsine nasıl yapılandıracağın da önemli.
Dolayısıyla ben başlangıç aşaması olarak bir şeylerin bu şekilde çalışılıp toksik varlığın dışarı çıkarılmış olmasını pozitif buluyorum. Burada kim alacağı, zaten sen bunu düzgün yaptın, kim alacağı belli. Dünyada ilk defa Türkiye yapmayacak bunu. Yeter ki doğru şekilde yapılandırılsın. Eklemek istediğin var mı bu konuya ilişkin? Yok, herhangi bir şey yok. Ben hani ilk adım olarak dediğim gibi bunu pozitif olarak değerlendiriyorum. Hı hı. Tabii orada kimin alacağı konusu çok önemli. Çünkü ve ne kadar Gizem'in dediği bir haircut yapılacağı, yani ne kadar kesinti yapılacağı çok önemli. Bu arada o haircut konusu şöyle olacak. Hepimiz masaya oturacağız. Haircut biraz daha açalım haircut da. Haircut dediğimiz tıraşlanma. Mesela borcun, benim kötü, bu arada bankaların sattığı kötü krediler var. Örneğin yüzlük bir kötü kredi var. Bunu ben İbrahim'e satıyorum. O yaşayan bir kredi üzerinden konuşuyoruz. 6'ya 7'ye satıyorum. Çünkü zaten artık karşılık ayırmak istemiyorum. Bunu yapıyor zaten bankalarımız. Menkul kıymetleştirme. Ama kimin alacağı konusu zaten şöyle olacak. Oturacağız. Çok basit anlatıyorum. Masanın etrafına A, B, C şirketi. İyi bir yerdeyse A'sı, B'si. Ne kadarlık bir kesintiyle bunlar sunulabilir? Hangi yöntem olacak? Borcu hisseye çevirme mi? Borcu farklı şekilde menkul kıymetleştirme mi? Ve ratingi ne olacak? Bunlar zaten birlikte karar verecek. Bankalar da bunun içinde yer alabilir bu arada. Yani bankadan çıkıyor ama banka bu fonun içinde de gene bir katılımcı olma ihtimali de söz konusu. Evet, çok farklı seçenekler var, öyle anlıyoruz. Tabii ki de var, evet, yani o kısım net değil zaten, başlangıç aşaması. Evet, bir Baki Atıl'ı dinleyelim bakalım, Baki nasıl yorumlamış efendim bu reform ve bankacılık noktasını, onu dinledikten sonra burada biz devam edelim. Bankacılık sektöründe de zaten biz o primleri yaptık. Yukarı atmak için ne gerekiyordu bize? Reformlar, yapısal reformlar gerekiyordu. Orada da görüntü itibariyle bankacılık sektörü haricindeki diğer reformlar Mayıs ayı itibariyle açıklanmaya başlayacak. Mayıs ayında var, Ağustos ayında var, Eylül ayında var, yıl sonuna doğru hazırlanması gerekenler var. Dolayısıyla bunlar da açıklandıktan sonra bir etki olur. Yıl onun Mayıs'tan sonra olacak. Dolayısıyla bu tortu kısmı dediğin gibi yaklaşık yani bir iki hafta daha bu tortu böyle devam eder. Ana kriter burada nedir? Hazine Bakanımızın Amerika'da yapacağı temaslar, fon yöneticileriyle bu açıklanan yeni programın devamının nasıl işleyeceğine yönelik açıklamaları ve onları ikna etmesi. Çünkü biraz önce gelen veride de gördük. Döviz şey tarafında, hisse senedi tarafında yabancıların satımı devam ediyor. Döviz sevdiat tarafında zaten girmiyorlar. Yani işin bir de o tarafı var. O tarafta hiç neredeyse düzenli olarak pardon haftalardır satıştalar. Dolayısıyla bizi tutacak bir etmen şu kompozisyonda. Güçlü kalmamızı sağlayacak bir etmen yok diyelim. Tutacak değil de güçlü kalmamızı sağlayacak bir etmen yok. Devam ediyoruz. İbrahim Aksoy ile Gizem Öztok Altınsaç efendim konuklarımız. Bu Sayın Bakan'ın açıkladığı yeni yol haritası, ekonomik reform konusunu konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. En çok tabii finansal piyasaları yakından ilgilendiren bu bankalardaki o kötü krediler meselesi ve bir şekilde de kamu bankalarının sermayelendirmesi konusu. Bir de bu döviz sevdiat hesapları noktası var. İstersen biraz ona geçelim İbrahim. Senin de o carry trade, yabancıların carry trade pozisyonlarını da geçtiğimiz programda anlatmıştın. 25 hafta sonra içeride bir döviz sevdiat hesaplarında azalma gördük. Tam da seçim sonrası hafta bu gerçekleşti. Hem o döviz sevdiat hesaplarında bir azalma önümüzdeki dönemde görecek miyiz? Kur bu arada hareketli. Oynaklığımız hala yüksek. Dolar TL'nin bugün de 5.75'i gördüğünü aktarıyoruz. Hem bu carry trade hem döviz sevdiat hem de kur için ne dersin? Şu anda da 5.73.50'de bir dolar TL var. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları 0.8 milyar dolar kadar. Yani 800 milyon dolar kadar azaldı. Fakat burada da bir kırılım yapmak lazım. Bireyler ve şirketler. Hı hı. Burada o düşüş ana olarak şirketlerin döviz mevduatlarındaki düşüşten geldi. Yoksa bireylerin döviz mevduatları geçen hafta sadece 66 milyon dolar azalmış. Yani benim takip edebildiğim kadarıyla. Bu da olumlu tabii, yani Türk lirası için yeni döviz talebi olmaması geçen hafta. Tabii o da olumlu ama henüz işte önemli ölçüde dövizden Türk lirasına dönüldüğüne dair bir işaret yok. Evet, şirketlerin döviz mevduatı 750 milyon dolar azalmış ama bu önemli ölçüde ithalat ödemelerinin yapılmasından da kaynaklanmış olabilir. Düşünün, şirket sahibisiniz, ithalat yapıyorsunuz ve bankadaki döviz hesabınızdan bu ödemeyi yapıyorsunuz ve döviz hesaplarınız
otomatik olarak azalıyor. Hı hı. Bundan da kaynaklanmış olabilir. Henüz benim izlediğim kadarıyla yurt içi yerleşikler tarafından döviz satışları konusunda bir eğilim yok gibi. Yeterli bir eğilim yok gibi. Belki kur altının üzerine çıkarsa bu eğilim artabilir. Çünkü örneğin işte 4 ay önce döviz almış yurt içi yerleşik yatırımcı. 6 seviyesinden almış. Şunu da düşünüyor tabii, ben döviz aldım ama Türk lirası getirisinden mahrum kaldım. Hem altının üzerine çıkması lazım, hem benim için biraz getiri olması lazım ki o faiz kaybını ben telafi edeyim. O yüzden henüz bu eğilimi ben görmüyorum. Diğer taraftan yabancının carry trade pozisyonunu konuşmuş. 25 Şubat'ta biz Nilüfer'le katılmıştık programına Barış. Orada biz şunu söylemiştik, hani kur hatırladığım kadarıyla 5.30 civarındaydı. Eylül başından beri 16 milyar dolar carry trade girişi olmuş durumda demiştim ben. Hani işte yabancı gelmiş, dövizini bozmuş, Türk lirasına geçmiş 16 milyar dolar kadar. Bunu da Türk bankalarına swap piyasasına borç vermiş, yüksek faiz getirisi elde etmiş. Bu aslında çok iyi çalışan bir gösterge. Biz bunun işte Eylül 2017'de çalıştığını gördük. Mart 2018'de çalıştığını gördük. Bir kez daha çalıştı. Hani bazı risklerin daha çok konuşulmasıyla piyasada, örneğin ABD ile ilişkilerdeki riskler, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerindeki riskler, bu S-400 konusu daha fazla konuşulmaya başlandı. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki azalma konuşulmaya başlandı. Evet. Bu hafta aslında net dış varlıklarda bir artış var 3 milyar dolar kadar. Tabii orada teknik bir şey var. Net döviz rezervleri düşüyor görünüyor ama net dış varlıklar daha önemli. Orada 3 milyar dolar kadar bir artış var. Bunlar konuşulunca o pozisyonların bir kısmının kapandığını gördük. Ne kadarı kapandı? 16 milyar dolara kadar çıkmıştı o yeni pozisyonlar. Bunun 5,5 milyar doları kadarı kapandı geçtiğimiz 3-4 hafta içerisinde. İşte 29 Mart'ta biten haftada 1 milyar doları kapanmıştı. Yani TL'den dövize dönmüştü. Geçen hafta biz 2 milyar doların kapandığını hesaplıyoruz BDDK verisinden. Ama Türk lirası için önemli olan nokta şu. Halen Eylül'den beri giriş yapmış ve içeride bulunan, Türk lirasında bulunan 5,5 milyar dolar civarında bir pozisyon zararda. Bunu şöyle düşünelim. Hedge fund gelmiş işte Türkiye'ye, dövizini Türk lirasına dönmüş. Bir faiz getirisi elde etmiş ama kurda son haftalarda gördüğümüz yükseliş nedeniyle toplamda zararda. Ne kadar zararda bu 5,5 milyar dolarlık para? %4-5 civarında zararda. Bunlar stop loss yapabilir. Yani artık bu kadar zarar deyip Türk lirasından dövize dönmeyi tercih edebilir. Ve bu da Türk lirası için hafif de olsa bir risk oluşturuyor. Bunun dışındaki riskler zaten aynı. 25 Şubat'ta da konuşmuştuk sizin yayınınızda. Risklerden biri ABD-Türkiye ilişkileri. Gittikçe orada işlerin biraz daha karmaşık hale geldiğini görüyoruz. İşte Rusya'dan S-400 alınacak ama Rusya tarafı gerekirse biz savaş uçağı da satabiliriz gibi bir açıklama yaptı. Yani eğer ABD F-35'i vermezse biz buradayız mealinde bir açıklama yaptı. Bu var, bir de dış borç ödemeleri önümüzdeki birkaç ay yüksek olacak. Mart'ta da böyleydi aslında. Cari açık dahil edildiğinde 9 milyar dolarlık bir dışarıya ödeme vardı. Şimdi Nisan, Mayıs ve Haziran'da da aylık 9 milyar dolarlık bir ödeme var. O yüzden hani Türk lirası konusunda işte dolar TL kurunda düşüş başlayacak demek çok zor. Ki Türk lirası en iyi faiz getirsin sağlıyor şu anda yabancı yatırımcıya. Riskten arındırıldığı zaman, oynaklıktan arındırıldığı zaman. Ama buna rağmen şunu demek çok zor şu anda. İşte dolar TL'de düşüş başlayacak demek çok zor. Çünkü hem yabancıların Türk lirasına girişinin olmadığını görüyoruz. Aksine çıkış oluyor, geçen hafta itibariyle bu devam ediyor. Diğer taraftan olan bir şey de yurt içi yerleşikler maalesef önemli miktarda döviz satmaya başlamadı. Bir araya gidelim, aranın ardından devam edelim efendim. Devam ediyoruz küresel piyasalarda. Gizem Öztürk Altınsaç'a da soralım. Bu yerlerin döviz tevdiat hesabı ile ilgili ne dersin Gizem? Sen
Ya işte onu demin konuştuk. Mesela EVDS Merkez Bankası datasında da aynı düşüş vardı. Sonradan o datayı düzelttiler. Mesela orada düşüş yok. Geçtim. Şimdi BDDK datası ayrı, Merkez Bankası verisi ayrı ya. Öğleden sonra mesela orada bir revizyon geldi. Bir düşüş söz konusu değil. O dolayısıyla da hani tam nasıl düşüş var mı yok mu şeklinde nasıl bir yorum yapacağımı da hani emin değilim. Ama örneğin bu haftanın özelinde düşüş olması lazım. Yani bu hafta bayağı bir özellikle hani 70'lerden satış geliyordu. Şimdi tabii daha yukarılardayız. Bu hafta normal şartlar altında DTH'ın belirgin şekilde bozulmuş olduğunu düşünüyorum. Esas bu hafta düşüş olmuş olması lazım. Geçtiğimiz haftaki datayla alakalı da böyle bir durum olduğu için hani tam 800 milyonluk düşüş Merkez Bankası açısından gene söyleyeyim yani öğleden sonraki verilere baktığımızda bir değişiklik aslında düşmediğini gösteren bir seri var. O yüzden onun üzerine çok speküle edemiyorum şu anda. Ama yani İbrahim söylediği şeylerden farklı bir durumda çok söz konusu değil. Genel gidişat zaten çok fazla risk var. S-400 diğer konu seçim belli değil. Seçimin sonucunu bekliyoruz ama 12'si 13'ünde gelecek diye umuyoruz. Evet. Dolayısıyla bunlar da bence muazzam risk. Peki bir Melike'ye dönelim. Bakalım Melike Amerika'da düşüşe dair hangi noktaları aktaracak? Melike biraz Dow Jones biraz daha yatay gibi görünüyor ama diğer S&P de yine yatay. Nasdaq'ta eksiği daha net bir şekilde görebiliyoruz. Dinleyelim seni bakalım. Perşembe akşamı nasıl bir kapanış var Amerika'da? Şimdi yatırımcılar güzel bir alış katalizörü aramakta zorlandılar ve bulamadılar açıkçası. O yüzden böyle karışık bir seyirdeyiz. Şimdi yarın bir yandan da JP Morgan, Wells Fargo gibi Amerika'nın büyük bankalarının bilançoları öğreneceğiz. Ve bu bize ABD ekonomisinin ve bankacılığının, bankacılık sektörünün sağlığıyla alakalı bir ipucu verecek. O da çok önemli. Beklentilerle doğru orantılı mı olacak, eksi dörtlük bir düşüş mü göreceğiz? Birinci çeyrek kağıdında bakacağız. Bir yandan da yarın ithal fiyatları, ihracat fiyatları, Michigan Güven Endeksi gelecek önemli verilerden. Bugün gelen veriler iyiydi. Gayet iyi geldi. Yüksek geldi. Beklenenden iyi geldi üfe rakamı. Ve yani toptancı fiyatlar. Fakat şimdi bu çok pozitif algılanmadı piyasa tarafından. Bir yandan da işsizlik sigortası başvuruları 50 yılın dibinde geldi. Bloomberg tüketici güveni de yukarıda geldi. Ve Fed yetkililerinin konuşmaları dinlendi. Anlaşıldı ki faizi kesmeyecekler. Biz bunu görüyoruz. Çünkü istihdam raporu onları tatmin etmiş. Her ne kadar enflasyon belli bir yere, onların istediği yere daha doğrusu gelmediği için. Ama şimdi enflasyonun hem üfe hem tüfe ile birlikte yukarı çıkması bize bunu gösteriyor. Özellikle faizlerin artmaması yönünde. Bugünü karışık geçirirken diğer varlıkların da düştüğünün altını çizmemiz lazım. Altın dahil olmak üzere. Dolar ve petrol dahil olmak üzere diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike Ayan'a teşekkür edelim. Vadeliler cephesine bir göz atalım efendim. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Amerikan vadelerinde negatif bir tablo var. Bir tarafta Fed tartışmalarını görüyoruz. Bir tarafta Çin'le olan müzakereler konusunda henüz net bir sonuç hala yok. Avrupa Birliği ile olan Trump'ın yeni bir cephe açmaya çalıştığını da görüyoruz. Ve vadeliler cephesinde özellikle Nasdaq'ın diğerlerinden biraz daha olumsuz ayrıştığını, %0.5'e yakın şu an satışta olduğunu, Dow Jones ve S&P 500 vadelilerde de 0.15'lik düşüşlere işaret edildiğini sizlerle paylaşmış olalım. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Efendim devam ediyoruz. İbrahim Aksoy ve Gizem Öztok Altınsaç'la beraber. İbrahim biraz da borsa konuşalım istersen. Borsa da aslında hani bu İstanbul'daki seçimlerin de ya da YSK'nın kimi açıklamalarına da çok duyarlı olduğunu sanki görüyor gibiyiz. Sonuna sakladık ama hani aslında piyasanın belki şu an en çok konuştuğu ne bileyim Fed'den, işte Brexit'ten zaten öyle, Avrupa'dan fazla etkilendiği bu İstanbul sanırım seçimlere dair henüz son noktanın konulmamış olması. Hem onun etkisini değerlendirmeni rica ederim hem de Borsa İstanbul'un bundan sonrasına ilişkin görüşün nasıl?
Tabii piyasaların beklediği şu, hani şunu konuşuyoruz işte, önümüzdeki 4,5 sene seçim olmayacak. Artık yapısal reformlara odaklanılabilir, ekonomi daha fazla konuşulabilir. Bu konuda tek söyleyebileceğim şu, piyasa böyle bir durumdan tabii ki daha pozitif etkilenir. Hani ben de senin gibi ekrana baktığımda, endeks seviyesine baktığımda, haberlerin terminale düşen haberlere baktığımda arada bir bağlantı görüyorum haber düştüğünde. Tabii endekste de bir hareket oluyor. Piyasanın temel beklentisi bu benim gördüğüm kadarıyla. Önümüzdeki 4,5 sene biz daha çok ekonomi konuşalım. Ekonomiye dair daha fazla şey yapılsın. Çünkü hani ortada işte şirketlerin borç ödeme kapasitesinde kurda yükselişle beraber bir miktar sıkıntı oldu. Bunu Ağustos'tan beri hepimiz gördük aslında. Hı hı. Bunun bankacılık sektörüne olası yansımaları var. İşte demin bahsettik, bazı kredilerin fonlara ayrı alınması. Niye biz bunların mesela onun olumlu etkisini göremedik bankacılık sektöründe? Bu kadar güzel bir plan hakikaten. Keşke bankacılık sektörün o gün yukarı doğru bir hareket olması gerekmez mi? Belki şundan dolayı olabilir. Bu kredilerin bir kısmı işte Stage 2 denilen kredi türündeydi ama onlar bir kısmı yapılandırıldı. Belki normal kredi gibi görülüyor ama şimdi o fonlar alındığı zaman muhtemelen bir haircut olacak orada. Yani o fonlar alınırken bankalar bunu muhtemelen bir zararla vermek zorunda kalacaklar ve çok büyük bir zararla vermek zorunda kalabilirler. O yüzden belki hani bu haberlerin endekse ya da bankacılık endeksine olumlu yansımadığını gördük. Şimdi onların normal kredi kapsamından çıkıp ya da bankanın bilançosundan çıkıp çok düşük değerle fona alınması ya da düşük değer dediğim bankanın bir zarar yazması anlamına ama da geliyor. Karşılık da ayırmayacak tabii. Karşılık ayırdığı kesim de gitmiş olacak. Tabii karşılık ayırmayacak ama bir de sermaye ihtiyacına da, yeni sermaye ihtiyacına da neden olabilir bu. Geçtiğimiz aylarda çünkü Türkiye'de birkaç banka sermaye artırımına gitmişti. Hani bu nedenlerden dolayı Borsa İstanbul'a ya da bankacılık endeksini çok olumlu yansımamış olabilir. Kamu bankalarına bile yansıma görmedik. Yani o kadar 28 milyarlık bir sermayelendirme haberi ama. Yani şu anda temel olarak takip edeceğimiz gösterge kur. Yani hani bu Borsa İstanbul'un dışında burada işte kur nereye gidecek? Kur ne olacak? Ona göre şirketlerin borç ödeme kapasitesi ona göre gelişecek. Bunun da bankacılık sektörüne yansıması ona göre olacak. Tabii bankacılık sektörü de ekonomik aktivite için çok önemli. Ekonomik aktivite, bankacılık sektörü ekonomik aktiviteyi destekleyebilirse bu şirketlerin borç ödeme kapasitesini de belki artıracak. Hani bir döngünün içerisindeyiz aslında. Burada da en önemli belirleyici kur. Yani CDS hareketine baktığımızda orada bile kurun temel belirleyici olduğunu görüyoruz. Her açıdan ben hani yatırımcılara önümüzdeki dönemde kuru takip etmelerini öneriyorum. Peki gizem var mı Borsa İstanbul'a ilişkin? Yani borsanın şu anda baskı altında kalmasının sebebi seçimden dolayı yaşanan belirsizlik. Onu geride bırakmış olsaydık bu paket açıklandığındaki etkisi çok daha pozitif olurdu. O yüzden daha 12'sini 13'ünü görmeden hani yorum yapmakta bilmiyoruz çünkü nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Çok imkanlı değil. Onun baskısı var, gerginliği var piyasada şu anda belirgin şekilde. Peki. Umarız hayırlısı olur memleket için diyelim. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı da. Çok teşekkürler Gizem. İbrahim Öksoy çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ağzına ayağına sağlık. Efendim yarın ne konuşacağız ona bakalım. Programımızı yavaş yavaş kapatacağız. Borsa İstanbul'un genel kurulu, IMF, Dünya Bankası, İkbar toplantıları, ticaret dengesi Çin'den, Euro bölgesinden sanayi üretimi ve Michigan Güven Endeksi gelecek. Bizler yarın akşam 9'da ekonomik görünüm, 10'da küresel piyasalarda yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.